Biz onları çocuk esirgeme kurumu gibi bir yere alsak, onları okutsak, meslek sahibi yapsak onların suç işlemelerine engel olabiliriz. Yani bu sadece seminer vererek, derse sokarak değil. Burada bizim amacımız şu. Ben bazen utanıyorum ya. Çocuk 16 yaşında 14 yaşındaki kız arkadaşıyla öpüşmüş. Tutuklamaya sevk et diyorlar. Böyle bir şey var mı ya? 16 yaşında, 17 yaşında 16 yıl hapis. Bence utanmak lazım. Ben bir hukukçu olarak utanıyorum yani. Cezalar abartılı. Ya zorla birine cinsel istismarda, saldırıda bulunmakla bunu aynı kefeye koyan yasa koyucuya ne diyebilirsiniz? Bunu Almanya'daki gibi 10 madde böyle kusura göre, kusurun ağırlığına göre cezalar belirleyeceksiniz. Bir değişiklik yapmanız gerekiyor. Saçma sapan şeyler uygulanıyor ve uygulamacı olarak bizi çok rahatsız ediyor. Şimdi siz belki hani bir dosyanın tarafısınız, avukatsınız ama orada mağdurun veya sanığın annesi babası olun, kardeşi olun. Çok üzücü ya. Çocuk içeride, anne baba dışarıda. Anne baba imkan olsa, yasa el verse yer değiştirmek istiyor. Diyor ki ben sanık olayım. Bunun için bir şey yapmamız lazım. Var işte çocuk hakları sözleşmesi var. Hangi bu maddeler uygulanıyor? Çocuğun yüksek menfaatleri var. Hangisi uygulanıyor? Biz bunları niçin bu projeyi yapıyoruz? Siyasetçiler sesimizi duysun diye. Yani savcı olunca bizi şey zannetmeyin. Ya biz de böyle görevimiz var, onu yapıyoruz. Burada bir ihtiyaç olduğunu topluma anlatmak istiyoruz. Siyasetçiler ilgisini çekip ders olur, rehabilitasyon merkezleri olur. Bir taraftan ceza, yani bir okul açmak bir ceza kapatmayı sağlıyor. Ama bunun için önce bir soruna iyi yaklaşmak lazım. Ben tabii bu teknik tartışmalara çok fazla girmek istemiyorum. Olası kast var mıdır yok mudur falan. Benim doktora tezim kast konusu. Ve yıllarca çalıştım. Birçok alanda bu dörtlü doğrudan kast, olası kast eğer bunlar bilinirse, uygulanabilirse sadece delil toplama polisler açısından da öyle. Yani polis delili toplayabilecek bir şey yok. Bilgi birikimi yok. Çok daha güzel sonuçlar olur. Farkındaysanız artık düğünlerde, maçlardan sonra silah atmalar azaldı. Gerçekten azaldı. Eskiden o kadar çok silahla böyle düğünlerde atıyorlardı bir maç kazanınca Galatasaray'ı yendi. Şu anda o yok. Çok azaldı. Emin olun azaldı. Yani ben cezanın fonksiyonları ama bunu medya işleyecek. Medya anlatacak. Şu suçu işledi, şu kadar ceza aldı. Medyanın çok önemli bir rolü var başkanımın. Ya burada bunlar çok önemli. Çünkü sizin cezanın fonksiyonlarını artık böyle halkın arasında onu asamayacağınıza göre bir şekilde medyayla biz şimdi film yarışmaları yapacağız. Kısa film yarışmaları. Billboardlar asacağız. Böyle çeşitli doçentler, üniversite onlar geldiler. Gençler arasında. Yani bunlar bu bir gönüllü bir birliktelik. Ve ceza hakkını topluma yayacağız. Bakalım suç oranı azalacak mı? Benim için başarı şu. Suç oranını azaltıyor musunuz? O başarı. Bu önemli. Hakim savcı sayısını arttırmak, hukuk fakültesindeki öğrenci sayısını arttırmak değil. Şu an yani cezaevi inşaatlarıyla meşgulüz. Ek binalar yapıyoruz. Biraz daha arttıracağız. Hepsi çok kaliteli olacak. Dubleks olacak. Hatta içine gerekirse sıcak suyu falan da kuracağız. Yani dolayısıyla en son 9. plandan sonraki Antalya'da yaptıkları toplantıda hedefleri yeni ve iyi cezaevleri kurmak. Şu an yetmiyor. Eksideyiz çünkü. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Semiha Yankı'nın bir şarkısı vardı. Sevmek bir ömür sürer, sevişmek bir dakika. Yargının aslında en dinamik unsuru avukatlar. Yani siz az önce, ben bunu lütfen başta şunu da söyleyeyim. Sakın karşılıklı bir yanıt olarak... Yok, ben de avukatım zaten, evet. Ben çalınmıyorum. Çünkü kamu hakim, savcı, kamu görevi geçici. Yani, ben İstanbul Adliyesi'nde avukatlık stajı yaptım. Emekli olunca da avukat olacağım. Bu avukatlık benim için çok önemli bir meslek. Yanıt olarak veya öyle mesleki yaklaştığım için söylemiyorum. Onu söylemek istedim. Yani bir iki hususa dikkat çekmek isterim. Neden Semiha Yankı'yı andım? Yani siz mağduru göreceksiniz diyorsunuz ya. Yargıçlar, savcılar bir dakika görüyor. Avukatlar bir ömür görüyor aslında. Evet. Ve en çok onlara yakın olan avukatlar.
Şimdi yani siz bunu şunun için mağdur görüyorsunuz, biz on binlerce, onu da ben ifade edeyim. Siz her gün evet. onlarca mağdur ve ailesini görüyoruz. Siz görüyorsunuz ama biz acı hissediyoruz. Bir evet bir yapı içerisinde yani faili veya mağduru gerçekten tanıma olana aslında bu mevcut yargılama sistemi içerisinde söylüyorum. Bütün avukatlar için söylemiyorum ama yani genel bir doğru olarak avukatın aslında böyle bir olanağı var. Faili tanımaya başladığınızda, mağduru tanımaya başladığınızda aslında şu soruyu da kendiliğinden soruyorsunuz. Yani bunu buna iten sebep, yani hem mağdur için hem fail için gri bir alan varsa, bu gri alanı yaratan sebepleri sorguluyorsunuz. Örneğin, düğünde silah atıyor diyorsunuz. Almanya örneğini veriyorsunuz, güzel. Almanya'da kimse düğünde silah atmıyor. Evet. Almanya'da, ben merak ettiğim için sordum, ablamın eşi Alman'dı. Trafik, alkollü trafik, şey, alkollü araba kullanıyor musunuz? Dehşete düştü. Ya ne olacak ki falan diye biraz karikatürize ederek devam etti. Peki kullansanız ne olur? Cezasını bilmiyor. O daha ilkokulda kullanmamak gerektiği konusundaki eğitim yüzünden ceza kanunuyla ilgisi yok. Yani ceza kanunun aslında araçlığı meselesi, tabii bu bir belli bir oranda doğrudur ama ciddi olarak tartışılması gereken bir meseledir. Yani cezayla, örneğin çocuklara eğer ceza kanunu anlatıyorsanız, aklınıza sığınan... Ceza kanunu felsefesini anlatıyoruz. İşte, hukuk, hak, evet, hukuk, özgürlük. Mesela 14-16 yaşında iki çocuğun öpüşmesinin suç olduğunu söylüyorsanız, aslında siz bir ideoloji aktarıyorsunuz çocuklara. Hayır. Evet, çocuklara tabii şöyle çünkü, ceza kanunu bir, bakın ben o ideolojinin dışındayım, içindeyim, o taraftayım, bu taraftayım açısından söylemiyorum. Dünyadaki her ceza kanununun bir ideolojisi vardır. Dolayısıyla ceza kanunu üzerinden aktarılan şeyler ve konuşmalar, bugün de olduğu gibi, mutlaka ideolojiyi de içerir. Ve doğrusunu isterseniz soyut tehlike... Suç ve ceza politikası şüphesiz var ama ben onlara teknik bilgiler aktarıyorum. Çünkü ben görevim bu. Ben sizin için, sizin şahsınız adına söylemiyorum. Yani genel bir doğrudur bu. Soyut tehlike suçları bakımından da şunu söyleyeceğim aslında. Hocam orada çok haddim değil ama katılıyorum diyeceğim hocam yani. Mesela bir promil alkol, karine. Yani bunlar aslında bu tür yasaklar. Olmalı mıdır, olmamalı mıdır çok tartışılabilir ama genellikle soyut bir tehlikelilikten hareket ederek getirilen suçlar aslında toplumu disipline etmek için kullanılan araçlardır bana sorarsanız. Yani belli bir, bu modern hukuk, hani şu iddiada ya, hayatın her alanını ben düzenlerim ve gerçekten de düzenlemeye çalışıyor. Tersinden özgürlük alanlarını son derece sınırlayan düzenlemelerdir. Dolayısıyla ben sizi anlıyorum, haklı olarak diyorsunuz ki ya dört tane enstrüman getirildi kusurlulukta. Yani, güzel, hakikaten iyi uygulayan yargıç, sizin gibi düşünen bir savcı. Gerçekten işte daha fazla cezayı gerektiren bir suça... Ceza adaletin gerçekleşmesi evet. için... Ama doğrusu o değil ki. Yani bunu ancak çok yetkin bir hukukçuysa o savcı yargıç, o tanımları da hiç nazara almaksızın mevcut olumsuz kuralları ama olumluya çevirelim. Hani iyi yargıç kötü yasaları da iyi uygular meselesi olduğu gibi. Ama olası kast olmaz. Başka enstrümanlara ihtiyaç var mı? Çok var. Ben sizin söylediklerinize katılıyorum. Yani o makası mı artırırsınız cezada? Başka bir düzenleme mi getirirsiniz? Mutlaka getirmeniz lazım ama kısaca şunu söylemek istiyorum. Bir, diyorum ki ceza kanunu aslında bir ideolojiyi yansıtır. Devletin ideolojisini yansıtır. Dolayısıyla ceza kanunuyla büyüyen çocuklar, ben sizin söylediğiniz için söylemiyorum, 14-16 yaşında iki çocuğun, bunu Ayşe Nuhoğlu'nun yine bir pazartesi forumunda değil mi konuştuğumuz mevzuydu. Sevişmelerin yasaklanması kadar abes bir şey olabilir mi? Yani bu... Yalnız 15'i geçtikten sonra sevişmek yasak değil. 15 sadece. O yüzden 15'i çok önemsiyoruz. 15 yaşın altındaki rıza geçersiz. Çocuk 15'e kadar dursun ya, 15'ten sonra daha sağlıklı sevişilir yani. Hayır, orada yanlış şeyler yapacak.
çok insani şeyler ifade etmeye çalışıyorum. Belki size komik gelebilir ama bu böyle. 15 yaşından sonra sevişsinler. Biz sadece 15'in altında yasa koyucu onlara diyor ki ve bunun ve mahkemede bu bilgisayar... son olarak ben tamamlayayım, siz bitirin, affedersiniz. Mahkemeler olmasın o zaman dediniz ya. Yani bence olmasa daha iyi. Bunu da düşünmek şimdi lazım. Şu haliyle, bakın ben sizin sistem hakkındaki tüm eleştirilerinize, hocamın eleştirilerine aynen katılıyorum. Yani. Ama ben açıkçası teknik bir ceza hukukçu olarak buradayım. Hem akademik hem pratik çalışmaları olan ve önleyici ceza hukuk çalışmalarını Türkiye'de benim bildiğim kadarıyla ben dillendiriyorum. Benim hocalarım var, işte Nur Centel, onlar benimle yani çok şey buluyorlar. Yani işte ütopik bir şey falan şeklinde. Ama ben açıkçası çok inanıyorum. Çünkü uygulamadan geliyorum, o çocuklar bizim karşımıza geliyor. Böyle humanist biri olarak çok üzülüyorum ya. Çok yazık. Bakın, o testi kırılmasın istiyorum. Okumayan çocuklar geliyor. Testi kırılmadan. Okumayan çocuklar geliyor. Genelde okumayan çocuklar. Niye onlar suç işliyor? Sosyal, ekonomik, psikolojik, tabii işte onun için rehabilitasyon merkezleri kuralım. Onları suç işlemeyi alışkanlık haline getirmişse devlet de onlara baksın, okutsun diyorum. Ya başka boyutlarını düşünüyorum. Hep hapse atmakla çocuğu kurtaramayız demeye çalışıyorum. Biz alkol araç kullanıp hapse atarak zaten ülkeyi gelişme gibi bir niyetimiz yok. Eğer alkollü araç kullanmanın suç olduğunu bilirse sürücü, alkollü araç kullanmayıp herhangi bir tehlike kendisi için ve çevresindeki insanlar için de soyut bir tehlike meydanına gelmesine engel olur. Düşünce bu. Bu da özgürlüğü sınırlayan bir şey değil. Yani biz alkol içilmesin gibi bir iddiamız yok. Ben açıkçası alkol içilir, içilmeli. Herkes kendi tercihine göre. Ama alkollü araç kullanmayı yasaklıyor sistem. Yoksa alkollü içmeyi değil. Burada bu ayrımları yapmamız lazım. Bir de ben burada hani savcı sıfatından çok bir ceza hukuku doktoru olarak buradayım. Bu konuda kitaplar yazmış, hakem dergilerde makaleleri ve şu anda ceza hukuku egemenlik savaşlarının bir alanı haline getirilmiş olabilir. Bir aracı haline. Biz bunların tamamına karşıyız. Ceza hukukunun politize edilmesine karşıyız. Ama böyle bizim şu anda hedefimiz çocuklara, ben kişisel olarak önleyici ceza hukuku çalışmaları yapıyorum. Ütopik bile olsa faydalı, ben 10, 100, 1000 tane öğrenciye faydam olursa, onu suç işlemekten alıkoyabilirsem kendimi çok başarılı adet edeceğim. Yani deniz kıyısında bulunan herhangi bir yıldız denize atarsa belki o yaşar, öyle düşün. Yani bu... Ben tanıdığım için söylüyorum. Kanada'da yani. Kanada'da hukuk ve adalet dersi vardı. Bizim Adalet Bakanı 3-4 yıl önce gittiler, protokol imzalandı. Geçen yıl yürürlüğe girdi. Şu anda 6 ve 7 sınıflarda hukuk ve adalet dersi var. Seçimlik ders. Hiçbir okul istememiş. Hatta bana mail atıyorlar. Bu dersi kim anlatacak falan. Biz Üsküdar Kaymakamlığı Çocuk Koordine Kurulu kapsamında Haziran ayında bir seminerler yapacağız. Öğretmenlere anlatacağız. Onlar gelecek sene değerler eğitimi diye bir ders var. O derste anlatacaklar. Yani öğretmeni yok bu dersin. Kitabı yok. İşte kitabını yazıyoruz. Ama müfredatta var. Fakat hiç kimse seçmiyor. Ben bunu biz dillendirelim. Hatta sizin derneğiniz dillendirsin. Basında yer alsın. Bazı okullar seçsin. Hukuk ve adalet çok önemli. Ya siz ideolojiyle insanları bir arada tutamazsınız. Onlar reaksiyonerdir. Ve birbirlerini düşman ötekileştiriyorlar, ayrıştırıyorlar. İşte bir düşman ceza hukuksuzluğu var. Ama hukuk öyle değil ki, hangi ideolojide olursa olsun insanları bir arada tutar. Evrensel ceza hukuku, evrensel hukuktan bahsediyorum. Bizim buna ihtiyacımız var bu aşamada. Yani böyle bilinen ceza hukukun, evrensel hukukun kavramlarını hiç tartışmadan, yani şimdi hakim, savcı, bağımsız, ya bunun artık konuşulması bile anlamsız yani. Anlamsız çok... değil çünkü bağımsız değil. Hayır ya. Yok yani. Evet. Yani bağımsız değil. Bir dakika. Ben onun ötesinde tarafsız ve bağımsız bir kolluk teşkilatına da ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Sizin söylediğiniz esasında güzel bir şey. Ama yaptığınız ceza hukuku değil. Yaptığınız evet. Siz kriminoloji yapıyorsunuz. Suçun sebeplerini araştırıyorsunuz. Ve suçu önlemek için hareketlerle yapıyorsunuz. Bunu ceza hukukuna anlatıyorum diye çıkarsanız yanlış yaparsınız.
Bu kriminolojidir. Evet. Nur Cendel de sizi desteklemesi lazımdır. Çünkü kriminoloji ayrı bir disiplindir. Kriminolojinin yanında viktimoloji de var. Bu da mağdurların korunmasıdır. İkisini bir araya getirerek bunu yapmanız lazım ama bütün bu yaptıklarınız burada tartıştığımız hukuk kavramları dışındadır. Birbirine çok yakındır. Suçun çeşitli sebepleri vardır. O çeşitli sebeplerini siz önlemeye çalışıyorsunuz çocuklar açısından. Ama bu ceza hukuku yavrunu önleyemezsiniz. Çünkü biraz evvel konuşurken 20 sene yatsın, cezasını çeksin diyorsunuz. O cezayı çekmek kişiyi adam etmez. Kişiyi ilkokuldan başlayarak, aileden başlayarak topluma kazandırmak lazım. Nitekim siz de aynı fikirdesiniz. Suç işleyen çocukların ana baba ayrı veya anası babası olmayan, okumayan çocuklar olarak görüyorsunuz. Onların da kabahati yok. Onlar da bir suç işlerse ona göre değerlendirmemiz lazım. Ben 18 yaşın altındaki herkesi masum kabul ediyorum. Yani onlara... Ama masum kabul ediyorsunuz da Trabzon'da sahaya atlayan hakeme tekmeleyen kişi 17 yaşında tutuklanmadı diye bütün kamuoyu reaksiyon gösterdi. Hiçbiriniz de çıkıp bu çocuk 17 yaşında tutuklanmaz demediniz. Herkes niye tutuklanmadı dedi ve adalet sistemine de şey buldu. Kötü baktılar. Tutuklama rating getiriyor yalnız. Tabii, bu açımda olsaydı hocam böyle konuşmaz. Hayır, konuşamaz. Asılmasını öğrendim. İşte bu kadar. Başka sorusu olan var mı acaba? Yani iyi ki aslında trafik ve güvenlik bir araya gelmişiz. Buyursa. İstersen. Avukat Serkan Günel. Öncelikle Sayın Savcım, görevde olan bir savcı olarak buraya geldiniz. Bu kadar zor bir hocama katılıyorum. Bağımsız yargının olmadığı, en azından demokrasinin kılıcının tepenizde bir şekilde var olduğu bir ortamda. Bu kadar muhalif avukatın olduğu bir yerde karşımızda olmanız benim için bir tebrik vesilesi. Ben bir katkıdan ziyade sadece hocamın ve üstadım Fehmi Bey'in söylediklerinin benim zihnimde açtığı bir şeyleri söylemek istiyorum. Bunu aynı zamanda bir soru olarak da alabilirsiniz. Ceza felsefesine girdik. Aslında çok spesifik bir konudan forum açıldı ama son forum olması bakımından herhalde bu kadar genel ve çok güzel bir konuya girdiğimizi düşünüyorum. Ve cezaların caydırıcılığı noktasında değil mi ki aslında en büyük hukukun başlangıcı, her dinde fark etmez, cehennem ya da öteki dünyadaki cezalar. Bu bile caydırıcı değilken, cezanın caydırıcılığı, yani hukukun, somut hukukun caydırıcılığının bir yere varması ama nasıl bekliyorsunuz? Onlar bazıları için caydırıcı, yani o cezalar bazıları için caydırıcı. Şunu söylemek istiyorum, yani şu an bir de ödüller var, evet. Ceza hukukunda sadece ceza var. Hepsi toplum bir dizayndır. Ahlak da öyle, din de öyle, ceza... Ben ceza hukukunu çok farklı bir yere sokuyorum. En önemli hukuk dalı ve yaşamsaldır ceza hukuku. Hayatın her yerinde, her an karşınıza çıkabiliyor. O yüzden yani tabii hocama katılıyorum. Bu kriminolojiyle birleşiyor. Fakat biz ceza hukukunun popüler olması dolayısıyla bunu gündeme getirip suç işlemi azaltmaya çalışıyor. Zaten başarı şu, suç işlenmesini azaltmak. Yoksa herkes suç işliyor, herkes tutuklayalım, hapse atalım. Böyle gelişmiş bir devlet olmaz ki. Ama siz Amerika'da de... niçin çok kişi tutuklu, hükümlü? Şimdi Amerika süper bir güç olabilir ama orada da insan hakkı ihlalleri çok fazla. O yüzden millet işte kriminal olarak yoğunlukta, onlarda da caydırıcı olsun diye bizimki gibi af yasaları işte İdamlar paketler var, şu, genelde caydırıcı olur. Eyaletten eyalete değişiyor. Biz şöyle, biraz tamam ben size belki ütopik gelebilir ama ben hukuk adalet dersinin Türkiye'de demokratikleşmeyi geliştireceğine inanıyorum. Çünkü insanların farklılıklara saygı duymayı öğrenmesi gerekiyor.
kendisi dışında doğal hukuktan kaynaklanan, doğuştan vazgeçilmez, devredilmez haklara herkesin sahip olduğunu içselleştirmesi gerekiyor. Eğer siz benim ideolojim, onun dışındaki herkes, işte o ötekileştirmeyi yaptığınız noktada karşı taraf da sizi ötekileştirmeye başlıyor. O toplumda kaos meydana getiriyor. Ve bizi bir arada tutan şey gerçekten hukukun uygulanması. Şu anda hukuk güvenliği yok. Şimdi daire başkanının o beyanı işte %30 falan güven deniliyor ama siz hakim, savcılar, avukatlara sorun. Şimdi onlar için bu rakam daha düşecektir. Niçin onlar daha az güveniyor? Çünkü hukuku daha iyi biliyorlar. Bu aslında çok utanılacak bir durum. Hukuk güvenliği yoksa bir şeyler yapmak lazım. Hukuk güvenliği nasıl tesis edilebilir? Burada siyasetin hukuk güvenliğini sağlayacak tedbirler alması gerekiyor. Yani biz savcı, hakimlerin hukuk güvenliği için yapabilecekleri çok fazla bir şey yok. Yani bu, çünkü bu hale işte malum yapılar çeşit Türkiye'de yargıyı bir şekilde kullandılar. Ama buradan çıkmanın yolu da yine siyasetin sistemi tekrar düzenlemesiyle mümkün olabilir. Yani siz sınavlarda hiçbir şekilde siyasi bir şey olmamalı. Ya bakın, adalet sadece adil olmak zorunda değil. Aynı zamanda adil gözükmek de zorunda. Adil gözükmediğinizde o kararlar artık anlamını yitiriyor. Bunun için de tabii yargı reformu gerekiyor. Burada hukuk fakültelerindeki eğitimden başlayıp Yargıtay boyutuna kadar, ceza boyutuna kadar bir sürü sorun var. Ama biz yine de bence pes etmeyelim. Her şeye rağmen hukuk, adalet, eşitlik diyelim ve çaba sarf edelim. Ütopik gelen şeyler için sizden gönüllü destek bekliyoruz. Ben de kısaca şuraya varmak istiyordum. Şimdi siz çocuk savcısı olduğunuz için de oraya değineyim. Suça sürüklenen çocuk deriz, SSÇ deriz. Evet. Dolayısıyla aslında yetişkinler için de onları suça sürükleyen bir ortam var. Belki de. Buraya varmamız lazım. Yani eğer hukukun bir üst yapı olduğuna inanıyorsak, bunun altyapısındaki sorunları çözmediğimiz noktada zaten cezalar ne kadar yüksek olursa olsun, nitekim İran'da, Amerika'da olduğu gibi suç oranları aynı şekilde yüksek olacaktır. Ama Norveç gibi belki suç cezaların hiç yüksek olmadığı yerlerde, işte en son bir tane caninin, psikopatın işlediği şeyde bile ne ceza vereceklerini bulamadılar. Çünkü bir idam cezaları şimdi, yok bakın, ama suç oranları çok düşük olabiliyor. Bizde cezalar fazla ama infaz edilemiyor. Temel sorunumuz işte o. Sorunu o değil diyorum. Yani sorun o olsa, sadece infaz olsa, sorun sadece işte taksitle sallandırmak olsa İran'da zaten suç oranı olmazdı. Ama ateistliğin en yüksek olduğu toplumlarda bugün suç oranı en düşük olabiliyor Kuzey Avrupa ülkelerinde. O zaman burada bir altyapı sorunu yok mu? Şüphesiz var. Biz ceza hukukunu bir enstrüman olarak kullanıyoruz. Eğer şimdi Danimarka'da, Hollanda'da oradaki insanlar zaten iyi bir eğitim almışsa, zaten o iyi bir eğitim alan düzgün insanlar kolay kolay suç işlemiyor ki. Biz şu anda mevcut yapıya nasıl çözüm üretebiliriz, nasıl rehabilite edebiliriz, o acaba ceza hakkı buna katkı sağlayabilir mi, bunun peşindeyiz. Ama burada esas yapılması gereken eğitim, işte bizim o 6-7 sınıflarda hukuk ve adalet dersi, 9 ve 10 sınıflarda ceza birinci dersi buna katkı sağlayabilir belki, bunun peşindeyiz yani. Yoksa bu ders girecek, suç işlenmeyecek, böyle bir iddiamız yok. Umarım sağlar. Bizim de arkadaşlarımızla düşündüğümüz bir noktayı da size de katkı sağlayabileceğimiz noktada ya da yardım edebileceğimiz noktada. Ben açıkçası bu tarz desteklerimizi bekliyorum. Bence yani hukuk mezunlarının öğretmen, sözleşmeli öğretmen dahil, hem avukatlık hem bu tarz yol dahil bu tarz bir şeye ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Yani ben uygulamacı olarak bunu görüyorum. Birçok kişi bilmiyor. Siz devlet olarak kanunu bilmemek mazeret sayılmazın arkasına sığınmamalısınız yani. Temel olarak bazı şeyleri anlatın. Bilseydin bunu yapmazdın diyen insanlara bunu anlatalım, belki yapmazlar. Ve ben büyük bir çoğunun yapmayacağına inanıyorum yani. Peki efendim, şimdi trafik ve güvenlik konusunda başka sorusu olan ya da görüş ifade etmek isteyen arkadaşımız var mı? Bir şey söyleyeyim. Tabii buyurun.
179'a 3 değil bir konuya dönersek. İnanılmaz yani henüz 179 3'e değil 2'ye de geçemedim. Siz ama anlatın isterseniz karıştıralım hocam. Ya böyle konuşma şeyine gitsin. Ya burada bu teorik şeyleri uygulama çok anlatıp 2-3 180 var. Genel olarak anlatayım. Ha, o zaman tamam. Ben bitti zannettim. Onun için. Yok ben hani zaman son erken, sınırımız varsa hayır, şey yapalım. Tamam. Hocam sormayın. İsterseniz tamam. Soru cevaplarla şey yapalım. Yok yani bence tamam, şöyle yapalım. Bir şey biri soruyu maddeyi bitirelim. Biri soruyu 180'den de tamam. Bir ile ilgili sorunuz varsa tamam. Evet. Bu tabela değişikliklerinden bahsettiniz. Yani bu tabela değişikliklerinde trafik tabelalarının değişikliklerinde bir tabelayı değiştirdiğiniz zaman bunda 179'a 1'de şeyi aramak lazım diye düşünüyorum. Somut tehlike alabiliyoruz. Yani bir tabelayı değiştirdi, şehrin gösteriyor, şu şehre gidiyor, o şehre değil de ters gösteriyor. Bir tehlike yoksa bunda somut bir tehlike gerçekleşmemişse suç oluşmuyor zaten. Tamam. Yalnızca şeyi somutla somut olması onu belirtmemiz gerekiyor. Peki efendim o zaman Cengiz Bey'in fazla yorumundan 179, 2, 3 ve 180'den bahsetsek. Başkan kusura bakma biz bitti zaten 20 dakikadık da soru cevap olarak. Estağfurullah kendisi söylemişti ama problem değil. Gerçekten hepiniz öyle zannediyorsunuz. Evet başkan iyi idare edin. Ay 179 benden kaynaklanıyor. Evet. Çok konuşuyorum ondan dolayı yazıyorum. Yani. 179'u 2'ye mi geldik? 2 ve 3. Şimdi sürekli anlatınca da tadı çıkmıyor. Ben böyle bu tarz sorularla herkesin dinlemesini sağlamaya çalışıyorum. Öbür türlü de ben de orada oturduğum zaman birisi gelip anlatıyor. 10 dakikadan sonra başka şeyler düşünmeye başlıyorum. Yok senden biz de başka şeyler konuşmaya başladık. Peki dönüyorum. 179.2'de kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare etme hali suç olarak düzenlenmiştir. Bu suç somut tehlike suçudur. Yani somut bir tehlikenin meydana gelmesi gerekiyor. Suç tehlikeli olabilecek şekilde araç kullanmak şartını içinde barındırmaktadır. Bu suç bakımından ayrıca bir netice öngörülmemiştir. Bir trafik kazasının oluşması bu suç için gerekli ve yeterli değildir. Suçun oluşması için failin eylem ve davranışları ile trafik güvenliğini tehlikeye sokması, kişilerin mal ve can emniyeti açısından genel ve somut bir tehlike meydana gelmesi gerekir. Sırf hareket suçu şeklinde düzenlenmiştir. Maddi unsuru ulaşım aracı ya da taşıt, yük ve yolcu taşımaya yarayan araçları ifade eder. Ulaşım araçları, karayolu taşıtları, ray taşıtlar, su taşıtları, atmosferik hava taşıtları olmak üzere dörde ayrılır. Karayolu taşıtı onları geçelim. İşte tren, tramvay, raylı taşıt araçlarına örnek verilebilir. Bu arada uçak, balon, zeplin, planör, paraşüt ve hava taşıma araçları arasında sayılıyor. Tabi burada meydana gelen suçların tespiti pek mümkün değil yani. Oralarda böyle bu konuda tutanak tutmak, İşte bu suçun oluşturma ama bunlar yasada düzenlenmiş. Trafik güvenliği için öngörülmüş bakım ve onarımlar yapılmadan aracın trafiğe çıkarılması da bu suçu oluşturuyor. Yani bir aracınız var ve siz yıllık bakım, onarım işlemlerini yerine getirmemişsiniz. Bu sebeple işte aracın tekeri patlamış. Burada şimdi hocamız az önce eleştirdi o kasla taksir karışıyor. İşte burada onu yasa koyucu kasti bir eylem olarak nitelendiriyor. Aslında onu öngöremiyor. İşte tekerimi bakım onarımı yapmıyorum patlayabilir. Burada yasa koyucu bunun kasten işlendiği şeklinde bir sonuca varmış. Bu suçun bu şekilde de işlenmesi mümkün. Yani gereken servis hizmetleri yapmaması şeklinde. Somut tehlikenin hareketin kendisinden kaynaklanması gerekiyor. Örneğin şehir içinde yarış yaparcasına çok aşırı hızla seyretmek, avşakta kırmızı ışığı ihlal etmek. Şimdi bunlar kasten yapılıyor. Trafikte güven ilkesinin ihlal edercesine zamansız ve işaret vermeden doğrultu değiştirmek, yolda sağa sola manevralar yaparak ilerlemek gibi davranışlar
somut tehlikeye neden oluyor. Şimdi burada mesela özellikle lüks aracı olanlar yapıyor. İnanılmaz hızlı araç kullanıyorlar. Çeşitli manevralar yapıyorlar. Şimdi burada bu suç oluşuyor. Oluşuyor bu. Çünkü trafik ihlalini açıkça yapıyor. O netice istiyor. Bir tehlikenin meydana geleceğini öngörüyor ve düşünüp istiyor. Bu suç oluşuyor. Ama bunlarla ilgili kaza meydana gelmediği sürece kolay kolay işlem yapılmıyor. Çünkü yani kim o plakayı alacak, ihbar edecek, sonra ispat sorunları çıkıyor ortaya. Mesela polisten kaçıyorlar. Şimdi eskiden polisten kaçtığında görev memura menfi mukavemet suçu vardı. Şimdi araçla polisin dur ihtarına rağmen kaçarsa ve trafik kurallarını ihlal ederse biz 179.2 oluştu diyoruz. Ve buna ilişkin çok mahkumiyetler var. Kaçak sağ kalırsa? Bazen kalıyor hocam. Yani özellikle şeyler kaçıyor. Mesela hırsızlık için bir araya gelen çocuklar yeni bir hırsızlığa giderken veya yetişkinler polisi görünce paniğe kapılıyorlar. Veya işte o plaka önceden bildirilmişse polis onu takip ediyor. Polisler kaçayım derken birkaç kaza yapıyorlar. Hatta bazen polis aracına bile çarpıyorlar. Biz polis aracına çarpmadan da kamu malına zarar vermekten de işlem yapıyoruz. Çünkü kasten çarpıyor gerçekten. Yani onu taksir boyutuna zaten mala zarar verme suçu taksirle işlenemez. 179.2 en çok böyle tespit ediliyor. Bir de yaralamalarda ve maddi hasarlarda tespit edebiliyor. Manevi unsur bunda da kast ikiye ayrılıyordu. Doğrudan kast, olası kast. Taksir yine bu suçta mümkün değil. Tabii burada kastı nasıl belirleyeceğiz? Kast insanın kafasının içinde olan bir şey. Bunu belirlemek için dışa yansıyan davranışlarla karar verip suç kastının belirlenmesi lazım. Failin fiili gerçekleştirirken öngördüğü neticenin gerçekleşmesine kayıtsız kalarak ve neticenin gerçekleşmesini engellemek için çaba sarf etmediği halde olası kast meydana geliyor, olası kastla. Yargıtay kararlarında diğer koşulların da gerçekleşmesi şartıyla kırmızı ışıkta kasten geçerek maddi hasara veya yaralama, ölüme neden olması hallerinde Yargıtay kural düzeyinde hükümler koyuyor. Olası kast diyor. Yargıtay kararlarına baktığımızda onlar da formüle ediyorlar. Yani birbirine benzeyen olayları bir şekilde formüle edip ona olası kast diyor. İşte kırmızı ışıkta kasten geçip birini yaralarsa orada doğrudan netice istenmiyor ama dolayısıyla o neticenin gerçekleşmesi göze alınıyor. O yüzden olası kast diyor. Yani Yargıtay kararlarında özellikle bu konularda formül kararlar var. O olay ona uyuyorsa hemen o hüküm kuruluyor. Bazen adil olmayabiliyor. Bazen bilinç taksir kapsamında kalan eyleme olası kast diyebiliyorlar. Artık bu da uygulayıcıların ve Yargıtay'ın hukuk bilgisine kalıyor. Bu suçun faili için aracı sevk ve idare eden kişi olması gerekiyor. Suçun mağduru yine belirsiz toplum. Teşebbüs, tehlike suçu, sırf hareket suçu hareketle önlemeyeceğinden teşebbüs uygun değil deniliyor. Suça iştirak her haliyle mümkün. İçtima konusunda yine burada problemler var. Kasten taksirle yaralama ve ölümle birlikte gerçekleşiyor. Burada cezası ağır olandan hüküm kuruluyor. Ama dediğim gibi uygulamada taksirle yaralama zarar suçu meydana gelmişse ondan dava açılıyor. Trafik güvenliğinden hatta hiç bahsedilmeyebiliyor. Sadece zaten polisten evrak gelirken de genelde bize bu tarz şeyler taksirle yaralama olarak gelir. Taksirle ölüm olarak gelir. Zaten taksirle ölüm olarak geldiğinde cezası bunun daha az olduğu için direkt taksirle ölümden dava açılabilir. Çünkü onun içinde ya, fikri ihtimal gereği daha ağır. Tabii bunlar hani böyle maalesef ki bu savcıdan savcıya, hakimden hakime değişen şekilde uygulanabiliyor. Sizin bu konuda hani daha böyle savcıyı, mahkemeyi aydınlatacak dilekçeler ama kısa dilekçelerle adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunmanız mümkün. Kısa ve sadece olay anlatan. Mesela
bahsediyor işte taksir nedir, bilinç taksir unsurları. Şimdi 5-10 sayfa teorik bilgi var ama olaya özgü hiçbir şey yok. Yani o çok fazla katkı sağlamaz diye düşünüyorum. Yine bu da şikayete bağlı bir suç değil. Resmen takibi gerektiriyor. Görevli mahkeme yine tehlikenin meydana geldiği yerdeki Asli Ceza Mahkemesi. Cezası az önce dediğim gibi 1 ayla 2 yıl arası. Genelde 1 ay veriliyor. İndirim uygulanıyor 25 gün. O da hükmün açıklanmasını geri bırakılıyor. Yani bu bahsettiğimiz her şeyin müeydesi bu kadar. Bu kadar. Bununla ilgili sorusu olan var mı? Sonra da kısaca alkolü anlatalım. Yani sadece 179, 2 ile ilgili sınırlı olmak üzere. Anladığım kadarıyla. Var mı? Yok. Şimdi alkolde de aynı şeyler var ama alkol veya uyuşturucunun etkisiyle o diğerleri somut tehlike suçuydu, bu soyut tehlike suçu. Problem yeni yasal değişiklik kapsamında o sayfalarca gerekçe dışında şunu söyleyebiliriz. 1 promili geçiyorsa bakın 1 promili geçecek. Karine olarak 179.3 suçu oluşmuş deniliyor. 1 promilin altındaysa böyle bir karine yok. Tutanak, müştekinin beyanı, sanığın beyanı, bilirkişi raporları, kamera kayıtları inceleniyor. Alkolün tesiriyle meydana gelmişse 179.3 oluyor. Ama 1 promil geçmişse artık yasa koyucu alkolün tesiriyle olup olmamasına bakmıyor. Mesela siz işte 3 promil alkollü araç kullanıyorsunuz. Hiçbir trafik ihlali yapmamışsınız. Biri E5'te önünüze çıkıyor, çarpıyorsunuz, onun ölümüne neden oluyorsunuz. Hiçbir kusurunuz yok. Sizin alkollü olduğunuz tespit ediliyor. Orada... Olası kasten hasar. Yok. Hayır. Orada bizimkiler nedense alkol duyunca hemen bir bilinç taksir çıkarıyorlar ortaya. Ama adamın bir kere kazada kusuru yok. Ne bilinçli taksiri? Yani bilinç taksir olması için alkolün tesiriyle kusurlu bir hareketi olması gerekiyor. Burada fail kusursuz ve savcının takipsiz karar vermesi gerekiyor. Çünkü kusuru yok. Ama E5'te veriliyor. 179.3. İşte 179.3. Şimdi 179.3. Taksirle ya ölümden hakkı yok, 179.3'ten dava açması gerekiyor. Çünkü orada benim sorum o şekilde değildi. Normal bir alkol muayenesinde durduruluyor. Adam 1,5 promil alkollü. 179.3 var. 100 metre yürümüş, var. Çat durdurmuş. Var. Hiçbir kaza, hiçbir şeye gitmiş. Eğer araçla hareket etmişse ama adam aracın içinde oturuyor. Geldi muayene edecek. O zaman 2 promilli de olsa, 1 promil geçse de suç oluşmuyor. Çünkü hareket doğru halinde değil. Ya burada belli kurallar koymuş yasa koyucu. Hareket halindeyse 1 promil geçmişse bu suç oluşur diyor. Hocam da bilmiyorsunuz ama maalesef şey bu durumda. Ama bu durumda olmasının sebebi gene yargı. Polisin her götürdüğüne evet bu suç olur demeniz doğru değil ki. Hocam hepsini suç olur demiyoruz. Kusur yoksa şimdi yok verip diğerinden dava açıyoruz. Meyhanenin kapısında sotaya yatıyor polis arabası. Meyhaneden çıkıp arabasını bineni gel bakalım üfle şuna diyor. Hareket etmediyse soruyor. Hareket çalıştırdı farz edelim. Gel. Polis uzak tuzağını sürme olur mu böyle? Yani tabi biraz hukukun kötüye kullanılması oluyor biraz ama mı? Suçun biraz üstüne mı oluşuyor. İşte bizim derdimiz Türkiye'ye şu anda her halde hukuk tehlikeye sokuluyor. Hocam ben sizin hocam, aynı fikirdeyim. Hocam ben polise razıyım. Ya iki pırpır jandarmaya düşerse yandın. İki pırpır jandarması da var. Dünyanın en orta okul, suçun işlemişsin. Ortaokuluna düşüyor adam ya. Tezkere bırakmış gelmiş yere. Sen ne işin var sonra? Maalesef. Yani Taşya'da yaşadığımız uyuşturucunun da yasada uyuşturucuyla ilgili bir miktar belirtmemişler. Evet. O da bir açıklık. Yani kanda uyuşturucu varsa bitti. Uyuşturucu mu uyarıcı diyor bir de yani. Uyuşturucu veya uyarıcı mı? İkisi de. Sadece başkanım. Veya başka bir nedenle. Mesela uykusuzsunuz, trafik güvenliğini tehlikeye soktunuz. Yanınızdakiyle konuşurken
trafik güvenliğini tehlikeye soktunuz. Bu suçlar oluşuyor. Ve bunlar tabii yargıtay kararlarına konu olduğu için dillendiriyorum. Böyle biraz ya ceza az ama bakın tamam çok gerek polis çok geldik. Savcı bırakın cezayı. Cezayı adam edemez insanlar. Ben biraz daha farklı yaklaşıyorum. Ben diyorum ki herkes biz hayır tam tersi herkes ceza bilincine sahip olsun. Alkol ve araç kullanmasın. Trafik güvenliğini tehlikeye sokmasın. Bizi kazaya sebebiyet vermesin. İnsanlarımız ölmesin. Malları zarar görmesin. Biraz daha sıcak şeyler mesela. Söylemiyoruz ki biz de aynı görüşteyiz. Efendim bitirsin isterseniz. Hani yani siz bilirsiniz ama yani bitti sayılır. Bitti sayılır. 180'de trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma suçu var. Ama 180'de yasa koyucu diyor ki karayolunda bu suç olmaz diyor. Hava, deniz, demiryolu, karayolunda taksirle trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu yok. İşte trafik kanunundaki düzenleme var, kabahat niteliğinde. Karayolunda taksirle bir suç işlendiğinde, oysa bu doğru değil. Hocam kızacak ama bence taksirli olsa karayolunda bu daha az suç işlenmesini sağlayabilir. Biraz cezacı bir görüntü arz ettim, çok özür diliyorum ama fikirlerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Ve ceza da çok komik, başta söylediğim gibi onu taksir 3 aydan 3 yıla kadar, öbürü 1 aydan 2 yıla kadar, bu da bir çelişki. Ben tabii sonuç olarak çok güzel şeyler söyledim. Yani sizin belki hoşunuza gitmeyebilir ama ben sonuçlarımı okuyacağım. Diyorum ki bu konuda özellikle uzman konuk görevlileri olmalı. Yani özellikle sadece trafikle ilgili işlerde işlerle görevli polisler olmalı. Bu işlemleri onlar yapmalı, diğer polisler değil. O zaman inanın daha faydalı olabilir. Bir de cezalar konusunda biraz cezaların ağırlaştırılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü caydırıcı olabilir. Bir de bilirkişilerle ilgili biraz daha bilimsel bilirkişilerle